Asıl benim al bebeğim 26 senelik 15 yaşında gelin aldılar da yavrum yavrum. 5 yaşında gelin götürdüler iki tane oğlanı evlendirdi. 3 tane torunu vardı bebeğim bebeğim şeysizlik koydular. O bebeler bitecek o annelerine sahip çıkamadılar. Anneler onlara sahip çıkmadı. Çıkarttırmadılar. Biz bir hafta kaldık orada. Oğlan dedi ki anne biz sizi çıkartacağım buradan. Oğlum buradan çıkardın bizi. Ha bugün ha yarın ha bugün ha yarın tam 7 gün. O da oğlunun öldüğü günece bizi tuttu orada. Nerede tuttu? Evlerinde bir odanın içinde tuttular. Çıkamadık dışarı. Hı hı. Ondan sonra da sabah saat 5'te öteki küçük oğlu odada yatıyordu karısıyla sabah 5'te aldı gitti karısını. O satılmış da tabancayı nereden bulduysa kapıyı şöyle tarkıda kaçtı elinde tabancayla bekliyordum yavruma okuyordum. Ayet-el kürsüleri okudum da duvarlara üfledim yavruma. Sır gibi sır olsun dedim yavruma. Okudum okudum hiçbir çaresi olmadı. Kapıyı açtı deryanım dedi. Ta yavrum efendim baba diyor. Takır 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 ben önüne gerildim sana da vururum dedi. Vurdu çıktı gitti karısı da geldi de oynadı. Sıra dedi öteki kızın da ben ne diyeyim yavrum ben şimdi bu. Niye yaptı teyzeciğim bunu? Niye yaptığını nereden bileyim? İlla oğlu öldü bir yerden bir şey günah keçisi mi aranmak lazım yavrum? Niye intihar etti oğlum? Oğlunun niye intihar etti nereden bilelim? Bilmiyoruz ne olduğunu bilmiyoruz. Sizden bildi öyle diyorsunuz. Bizden değil gelinden karısından bilmiş. Yani illa günah keçisi mi lazım yavrum? Kavga ediyorlar mıydı kayınpederiyle eşiyle daha önce? Yok. Yok yavrum kavgası mavgası yok da bilmiyorum ama her zaman sopa yiyormuşmuş. Benden küslerdi bir senedir. Bizimle de daha önce dövüştük. Şeylik oldu. Uzatma neyi aldıydım yavrum. Kızınızı dövüyormuş sanırım. Bir şikayetçi oldu mu daha önce? Olamadı korkusundan. Nereye şikayetçi oluyor? Ananı tabancayla vururum. Pompalıyla dararım. Öldürürüm. Boşanmaya kalınca da öyle diyormuşmuş. Öyle tehdit mi ediyor? Evet öyle kızı tehdidine durdurmuşlar. Tehdit 26 için, sene. Korktuğu için şikayet edemedi yavrum. Hep mi bu kadın cinayetleri olacak yavrum? Yazık hem bu kadınlarımıza. Bunlara niye çare bulunmuyor yavrum? Her zaman mı bunu yaşayacağız? Bugün ben yaşadım, yarın öbürü yaşar. O bak kayınbabası da çıkamasın. Kayınnası da azmettirdi bunu planlayan kayınnası. Çıkamasın içeriden. Planı kuran da kaynana. İntihar yok aslında, intihar değil. Hayır, kendini, odasına şomdan. Emlakçı dükkanında canına kıyıyor. O şom tamam, orada şom intihar değil. Normalde nasıl? Ayağından vuruyor ve o arada şah damarına geliyor. 12 dakika içerisinde kan kaybından ölüyor. Zaten açıklama yaptılar. Babamız kendini öldürmedi. Ayağından kendi yanlışlıkla sıktı ve sonra vefat etti dediler. Peki bunu neden yapıyor? Ya biz bilmiyoruz zaten orada borcu var mıymış? Yok ablamla akşam tartışma yapıyorlar. Ablamla tartışma yaptıktan sonra ertesi günü bu olay patlıyor. Zaten ablamın üstüne gitmelerinin sebebi bu. Tartışmanın konusu ne peki? İşte tartışmanın konusunu biz de bilmiyoruz. Ablam hiçbir şekilde konuşmadı. Kayınpede peki neyle suçluyor? Sen oğlumun yap. Sebebi tabii, sensin. Tabii oğlumuzun ha? Sebebi sensin diyorlar. Katil diye bağırışıyorlar. Oh, sen yaptın diyorlar. Şu anda tepki olarak ne istiyorsunuz? Yani biz bu kadın şiddeti, işte kadın cinayetleri artık bitsin istiyoruz. Ya artık, kimse, yavrum, ben herkes bir annenin evladı yani. Kimse kolay doğurmuyor. Şimdi 3 çocuk kaldı bir de değil mi? Yani kayınpederin yaptığı tane, biraz da... Evet, evet. 3 tane çocuk kaldı ortada.